Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlere fiber internet türlerine, fiber internete nasıl sahip olabileceğinizi, fiber altyapısına erişilebilirliği, altyapı şirketlerinin size fiber internet sağlamak için hangi kriterlere sahip olmanız gerektiği, ayrıca hangi kanallardan fiber internet talebinde bulunabileceğinizden bahsedeceğim. Başlamadan önce bana destek olmanız için videoyu beğenmeyi ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Fiber internet nedir'den başlayalım. Fiber internet yüksek hızlı internet teknolojisidir. Fiber internetin ADSL veya VDSL'den daha hızlı olmasının sebebi iletinin fiber optik denilen kablolar aracılığı ile yapılmasıdır. Işık hızında iletim sağlayan bu kablolar sayesinde internet hızı 1000 megabite kadar çıkabilir. Işık hızı derken gerçekten ışıktan bahsediyorum. Fiber optik denen bu kabloların yapısı cam şeklinde ve içerisinden ışık geçer. Yani ışığı iletirler. Bu ışık kodır ve dekodırlar vasıtası ile çevrilir ve dairenizde kullandığınız internet sinyaline dönüştürülür. Peki neden ADSL veya VDSL değil de fiber? Cevabı çok basit. Bakır kabloları ile iletimde yani ADSL altyapılarda veri kaybı çok fazla olur. Bakır bir altyapıda kablo ana santralden çıkar ve binaya kadar gelir. Mesafe uzun olabilir. Bakır kablo üzerinden iletilen veri Mesafe arttıkça büyük kayıplara uğrar ve uzun vadede bakım onarımı gerçekten hem maliyetli hem de zordur. Bu zorluk hem altyapı şirketlerine hem de binanızda kullandığınız bakır kablolardan dolayı sizin adınıza gerçekten zorluk çıkartır. Örnek veriyorum santral ile binanız arasında yaklaşık olarak 50 metre var. Bu kısa bir mesafe olduğu için kayıp değerleri yüksek seviyelerde olmaz. Ama mesafe 1, 5 veya 10 kilometre şeklinde yükseldiğinde kayıplar gerçekten korkunç boyutlara ulaşır. Santral çıkışı 16 megabit olan bir hız 10 kilometre uzakta kullanacak kişi ancak 4 veya 5 megabit olarak alabiliyor. Yani bu gerçekten büyük bir kayıp. Fiber altyapıda ise durum çok farklı. Gerek kablo maliyeti gerekse bakım maliyeti gerçekten çok düşük. Ayrıca iletim elektrik devresi olarak değil ışık ile sağlandığı için hem çok hızlı hem de neredeyse kayıpsız şekilde sağlanır. Santral çıkışı 100 megabit hız aynı şekilde kullanıcıya da 100 megabit olarak ulaşır. Santral çıkışı 1000 ise daire içerisinde talep edilmesi durumunda 1000 megabite kadar da ulaşabiliyor. Peki fiber sistemler nelerdir? Fiber sistemlerinin birkaç çeşidi var. Ben size önce yaygın olan ve kullanılan iki çeşidinden daha sonra da hangisini talep edip hangi koşullarda alabileceğinizden bahsedeceğim. Bu sistemlerden biri binaya kadar fiber sistemidir. Fiberin tek bir kılı binanıza kadar getirilir, bina içerisinde fiber sonlandırma yapılır ve küçük bir santral kurulur. Bu santral de elektrik ile çalışır. Bu kısımdan sonra kategori 5 veya kategori 6 bakır kablolu ile bina içinde dağıtım yapılarak altyapı sağlanır. Bu fiber türünde fiber sadece binanıza gelir, daire içine girmez. Daire içi dağıtım bakır kablolu ile yapılır. ADSL veya VDSL'deki gibi büyük kayıplar yoktur ancak son noktada yine bakır kullanıldığı için mesafe arttıkça hız kayıpları başlar. Tabi çok yüksek seviyelerde değil bu kayıplar. Bu mesafe uzunluğundan kastım yüksek binalar için geçerli. Örnek veriyorum birinci katta kullanan birinci katta internet kullanan kişi ile 15. katta kullanan kişinin arasında hız farkı az da olsa olacaktır. Şimdi bu sistemi bir kenara bırakalım bir diğer sisteme geçelim. Bir diğer sistem ise daireye kadar fiber sistemidir. Şu an hemen hemen tüm altyapı şirketlerinin en çok uyguladığı ve en verimli çalışan sistem de budur. Yapımı şu şekilde gerçekleşiyor. Tek kıl fiber bina altında elektrik odasına veya sistem odasına kadar geliyor ve küçük bir çoklayıcı ile çoklanarak 8, 16 veya 32 kapasiteli çıkışlar alınıyor. Bu çıkışlar tabii ki daire sayısına göre değişiyor. Bu çıkışların her birinden yine tek kıl bir fiber daire içine kadar çekilerek sonlandırması daire içinde yapılıyor. Ve bu sistemin enerji gereksinimi yok. Tamamen pasif bir sistem. Elektrik kesintileri sebebiyle etkilenmiyor. Yani evinizde UPS var ise ve modem buna bağlıysa elektrik gitmesi durumunda bu fiber sistem hala kullanılabilir oluyor. Ayrıca fiber kablonun çoklanan bir ucu ise dairenize geldiği için santral sanki sizin dairenizdeymiş gibi oluyor. Yani 100 megabit direkt dairenize kadar gelebiliyor en çok uygulanan ve şu an en yaygın kullanılan sistem daireye kadar fiber sistemi bahsettiğim gibi. Sistemin adı GPON. Peki bu sistem nasıl talep edilebilir? Biliyorsunuz ki birden fazla altta bir şirketi var ve her birinin birbiriyle rekabet halinde olması da gayet normal. Bazıları her bölgeye ulaşamazken bazıları örümcek ağ gibi tüm bölgeyi sarmış durumda. Bazısının fiyatı ucuzken bazısının destek birimi sağlam. Yani birbirinden farklı özellikleri var şirketlerin. Şirketler arasında tercih tabii ki size kalmış bulunduğunuz bölgeyi de göz önüne bulundurarak seçimi sizler sağlarsınız bu noktadan sonra. Şimdi gelelim koşullara. Binanızın henüz yapım aşamasında olduğunu varsayalım. Henüz yapım aşamasında olan yeni ve tamamlanmamış durumdaki binalar için vakit kaybetmeden bir altyapı sağlayıcısına dilek çevirin. Çünkü sıfır binalar hiçbir koşulda geri çevrilmiyor. Daha önceden altyapısı olmadığı için tüm altyapı şirketleri olabildiğince hızlı bir şekilde sistemlerini kurup müşteri almak için çaba sarf ediyor. Şayet binanız yeni değil, 20-30 belki de daha fazla yıllık bir bina ise şirketler siz başvurmadıkça veya talep etmedikçe fiber internet getirmiyorlar. İstediğiniz şirketin ilgili birimine yazılı bir dilekçe vererek başlamalısınız. Bu dilekçe binanızda oturan herkes tarafından imzalanırsa talep çokluğu görülerek işlem daha da hızlandırılır. Normal şartlarda 5, 10 veya üzeri daireye sahip binalarda bu şekilde dilekçe verildiğinde kısa süre içerisinde bir keşif ekibi gönderilir ve binanız incelenir. Bina içerisinde bir şaft düzeni var ise veya bina içi kablo çekimine müsait ise kablo çekecek ekipler yollanır ve her daireye ilk olarak fiberler çekilir. Bazı şirketler bunun tam tersini de yapabiliyor. Öncelikle binanın ana fiberini çekiyor. Daha sonrasında talep oldukça dairelere fiber çekim işlemlerini yapıyorlar. Dediğim gibi bu şirketten şirkete değişiyor. Ama bina eski, şaft düzeni yok, bina içi kablo çekmeye müsait değil ve binada internet kullanan ya da kullanmak isteyen sayısı az ise o zaman altyapı şirketleri binanıza pek sıcak bakmıyor. Peki bu durumda ne yapılabilir? Az önce saydığım olumsuzluklar dolayısıyla fiber internet alamıyorsanız şu yollardan birini deneyebilirsiniz. Birincisi bina içi kablolamayı kendi maddi gücünüz ile sağlayabilirsiniz şu şekilde fiber kablonun temin edilebilir bir şey olduğu için o kablodan temin edip kendi maddi gücünüz veya elinizden geliyorsa kendi imkanınızla da daireden dağıtım kutusuna kadar çekebilirsiniz. Tabii ki bu koşulu yapmadan önce ilgili alt yapı şirketine bilgi verin. Çünkü onlar da kabul etmediği takdirde çekeceğiniz kablo bir şeye yaramayacaktır. Onlar da kabul ederlerse gayet hızlı ve kolay bir çözüm olacaktır bu. İkinci seçenek başvurduğunuz internet sağlayıcı şirketten fiber kablo talebinde bulunup binanıza yine kendi imkanlarınızla bu kabloyu çektirebilirsiniz. Hem yapımızını artıracak hem de çabucak fibere erişiminizi sağlayacaktır bu. Yani talep edildiği durumlarda bazı şirketler fiber kabloyu size sağlayabiliyor. Bunu da unutmayın. Üçüncü bir yol binada daire sayısı az veya müstakil bir yerde oturuyorsanız çevrenizdeki diğer müstakil bina sahipleriyle iletişime geçip çoğunluk sağlayabilirsiniz. Binaya kadar fiber sistemi bu müstakil binalar arasında ortak bir yere kurulur. Oradan da dağıtımı sağlanabilir. Sonuç olarak her şey belirttiğim gibi talep etmeye bağlı. Yani talep ettiğiniz zaman bir şeyler yapılabilir. Ancak şöyle bir durum var. Bulunduğunuz bölgede henüz fiber altyapı yok ise ve çalışmaları hala devam ediyorsa maalesef bunlardan hiçbiri işe yaramayacak. Bölgenizde fiber altyapı çalışmasının hızlandırılması için bireysel yapacağınız işlemler çok da bir fayda sağlamayacaktır. Bu gibi durumlarda mahallenizin muhtarına başvurmanız mantıklı bir tercih olur. Muhtarınız ile görüşüp talebinizi dile getirirseniz, o da tüm mahalle adına bir dilekçe oluşturup gerekli işlemleri yaparak ilgili şir şirkete yönlendirebilir. Fiber internet hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve bu gibi bilgi videolarının paylaşımı için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, fiberli günler.